Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Trabzonspor'un yeni Malatya Spor ile oynayacağı maçı değerlendireceğiz arkadaşlar. Hangi ilk 11'lerle çıkacak onu değerlendireceğiz arkadaşlar. Nasıl bir oyun oynayacağız demeyelim de yani Trabzonspor nasıl oyun oynayacağını değerlendireceğiz arkadaşlar. Çünkü Malatya Spor yeni transferler yaptı. Ya inanın ilk 11'i kurmakta bile zorlandım arkadaşlar. Yani geçen seneki taktiğe göre oynayacaklarını düşünüyorum az çok. Yani tetezünden bir oyun oynayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun süredir video çekmiyordum bunun sebebi de tatildeydim arkadaşlar. Evet hatta Trabzon geçen sene Gençler Birliği ile oynadığı son maçın videosunu da çekmedim arkadaşlar. Yani bunun sebebi de arkadaşlar yani tatile çıktım arkadaşlar. Yani arkadaşlar benim o video çekmem biraz zaman kaybıydı. Yani Trabzon çünkü çok darma dumandı. Geçen sene bildiğiniz üzere arkadaşlar. Yani ön bu yüzden çıkmadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar önce bir ev sahibi ekipten başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle Malat Spor böyle çıkacak. Sağ açık aslında sol açık fakat arkadaş sağ açıkta da oynayabiliyor. Haki Osman. Gerçi tanımıyorum kendisini ama Haki Osman kim ya? <laughs> Abuk sabuk futbolcular. Orta sahaya Jospin diye bir tane futbolcu arkadaşlar. Defans attı full aynı. Arkadaşlar iki tane defans oyuncusu Bir tane yeni bir önlü büro oldular. Fakat ben yenilerin oynayacağını düşünmüyorum. Yani geçen sene yani. O taktiğe bağlı kalacaklardır. Ryan Abid'i kesinlikle kullanacaktır arkadaşlar. Yani Büyük ihtimal arkadaşlar. Yani tam şöyle demeyeyim de. Adem, Haki, Osman, Tette, Mallan arkadaşlar. Çoğunlukla bunlar çok topu oluşturacaklar. Gerçi mecburiyetten buluşacak. Gol tek tercih geç onlar arkadaşlar. Ben mantıksız olacak ama. Yani arkadaşlar trans işte böyle çıkacak mal super büyük ihtimalle. Ama arkadaşlar yani diye dikkat etmemiz lazım. Tetiği bir ara biz de istiyorduk. Çok istiyorduk. Ama olmadı yani nasip değildi arkadaşlar. Ölçün alamamıştık Benjamin Tetiği. Vallahi arkadaşlar yani nasıl desem bu bir çıkmazsa da arkadaşlar ne bileyim yani. Bence arkadaşlar bu bir çıkar diye düşünüyorum. Belki diyecek olursa olur. Bir de arkadaşlar yani hazırlık maçı falan yaptım super fakat Hangi ilk açacaktın inanın Yani vermediler ön zor bela kurdum bu kadroyu Yani arkadaşlar ön önüşümde... o zorlandım anlayacağınız arkadaşlar ya Evet arkadaşlar Trabzonspor'umuz muazzam bir takım kurdu Marek Hamşik, Bakistas, Bakeme, Cervin, Cornelius, Berat, Hamşik, Bruno, Edgar, Hugo, Serkan, Uğurcan Büyük tane transfer böyle çıkacak fakat arkadaşlar ben yani Cornelius'u yazdım ama bakmayın, ben Jannine çıkacağını düşünüyorum. <laughs> sırf tabelada Cornelius çıksın diye arkadaşlar, bilerek Cornelius yazdım arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben Jannine'ye çıkacağını düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar, şunu söylemeden geçmeyeyim. Trabzonspor'umuz, Şanlı Trabzonspor'umuz mol diye geçti arkadaşlar. İki maçta gerçi beraber kaldı ama penaltılarda geçti arkadaşlar. Vallahi ilk, yani şu deplasyon gol kürenin kaldırması beşimize bela olur diye düşünüyordum. Fakat işimiz yerde arkadaşlar çok enteresandır. Vallahi inanın hiç beklemiyordum. Vallahi arkadaşlar çok iyi bir Trabzonspor olacak bu yıl ya. İnanın yani. Yani yani düşünün yani Amerika'da yaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani Sırf Trabzonspor maçını izlemek için oradan bir yayın bulup izlersiniz yani o derece bir heyecan Trabzonspor olacak ama arkadaşlar yani Molde revanş maçında harbiden yani Çinler çok kötüydü ya. Yani Cervinho ile bakayım arkadaşlar düşünün ya top süremediler. Ya yani inanabiliyor musunuz buna ya? Vallahi arkadaşlar biz Siopis'i almak üzereler sanırım arkadaşlar. Evet Siopis gelmek üzere. Ha bu arada şunu söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Yani karşımıza Roma çıktı. Ya ben bizim şarjı şansımızı seveyim yani. Onu söyleyeyim. Yani Juventus çıktı. Napoli de çıktı bir ara. Ya şimdi gitti Roma çıktı. Bizim bu İtalya özellikle İtalyan takımı. Bak İngil, dikkat edin. Karşımıza hep güçlü olarak hep İtalyan takımları çıkıyor. Yani arkadaşlar vallahi çok zor olacak ama arkadaşlar Söyleyeyim biz daha hazırız bir kere. Yani Roma'ya göre ama arkadaşlar Roma'da Real Betis'e yenildikleri dikleri maçta 5-2'lik maçta kırmızı kart gördüler. Yani o futbolcu küçük de ihtimal bir oynamama ihtimalleri var arkadaşlar. Eğer de bir hakaret işlerse. Valla arkadaşlar onu bilmiyorum. Mourinho hakaret etti gibi geldi bana. Yani Mourinho kış kış oğlum. Seni bir o yedek olmasını alalım. Yani arkadaşlar. Valla yani şimdi nasıl bir transfer izledik? Arkadaşlar fark ettiniz mi? İki, molde iki maçında da. Abdullah Avcı Anastasios Bakasetas'tan vazgeçemiyor. Gerçi ben olsam ben de çıkarmam ama. Arkadaşlar aldığım bir duyma göre. Marek, Hamşik, Janini, Cervinho bilerek çıkmak istemişler. Suni içinde daha fazla biz oynayamayız demişler. Neden? Çünkü kaliteli futbolcular. Yani Janini'ye pek de kalite demek kaliteli hakaret olur ama. Yani arkadaşlar söyleyeyim bu sene Janini'ye ağzımız sıçacak bakın arkadaşlar. Şu Şuraya yazıyorum. Arkadaşlar bu maçta ben ama arkadaşlar bakın çok önemli bir uyarıdır bu. Yani nasıl desem Mesela Super değişik bir ilk çıkabilir. Yani full ilk 11'i e değiştirip çıkabilir. Çünkü arkadaşlar İtalya Ligi daha başlamadı. Yani biz 4-3 günlük arayla gideceğiz oraya. Yani bayağı bir yorgun olacağız büyük ihtimalle. Yani ölü için yani başka bir 11 çıkarsa şaşırmayın. Mesela Uğurcan yerine Erce arkadaşlar. Mesela Solbek İsmail. Stoperler Hüseyin Atakan. Sabek Serkan Olur. Mesela orta sahanın göbeği yani Berat da Hamşik'in oynadığı yer. Orada Abdülkadir Parmak Turansel. Forvet arkası Yunus Mallı. Tamam mı? Forvet arkası Yunus Mallı. Sağ çık Yusuf Sarı. Sol açık Cervinho oynayabilir. Bak Cervinho oynayabilir bir ihtimal. İkinci yeri çıkarırsın Cervinho. Forvet'te Cornelius oynayabilir. Yani büyük tane Jenny oynayacak ama. Yani işte arkadaşlar öyle de çıkabilir. Yani bir değişik bir ilk 11 çıkarsa. Full ilk 11 değiştirilmiş bir vaziyette çıkarsa şaşırmayın arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum. Koita olsun. Dorgan Tokas olsun. Abdurkarim görmedim ama Roma maçının katılımına yazılmışlar. Yani bunlar anlayacağız Roma maçında olacak arkadaşlar. Yani bayağı rotasyon anlamında çok güçlü bir transfer izleyeceğiz bir yıl. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone ol, bol bol like ve bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.